Arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yoğun bir mesaj aldık özelden arkadaşlarımızdan. Turna avı için ekipmanlarımızı sormuşlar. Hangi ekipmanlarla, nerede, nasıl, ne şekilde avlanıyorsunuz diye. Şimdi şu benim kendi şahsi kullanmış olduğum, kendi yapmış olduğum Rapala spin çanta. Ben normal Rapala kutusunu, görmüş olduğunuz Rapala kutusunu, şu şekildeydi bu. Ben bunun üst kısmını kestim. Şu şekilde bir çanta aldım kendime. Bunu bunun içerisine koydum. Rapalalarımı şimdi ava gittiğim zaman şu şekilde rahat söküp çıkartabiliyorum üzerimdeyken. Öyle 150, 200, 300 lira paralar vermenize gerek yok. Bu tarz bir şey yapmanın bedeli ortalama 25-30 lira bir şey. Evet, şunlar şimdi benim kendi kullanmış olduğum ekipmanlarım. Bu renkleri çoğunuz zaten aşinasınızdır kullandığınız için bilirsiniz. Mesela şurada bak emektarlar var. Bunlar kendi boyadığım, deforme olup kendim tekrardan hologram geçirmeye çalışıp kullandığım malzemeler ki bunların almış olduğu balıkların şimdi şurada resimlerde de görürsünüz. Videolarımız da var zaten. Bayağı bir balık aldık ve bunları iade ettik suya. Biz genelde doğaya saygılı bir bireyler olarak balıkları yakalasal en güzeli doğa gelecek için hepimizin çoluk çocuğumuza bırakabileceğimiz en güzel miras yakala bırak. Şimdi suyla ilgili kısımları anlatayım şimdi size. Şimdi su biliyorsunuz otlu otsuz olmak üzere çeşitli yerler var. Otlu bölgelerde biz popper tarzı bu şekilde malzemeler kullanıyoruz su üstü. Bunları suyun üzerinde kaldığı için ufak bir otlu bölgenin ortasında öbek bulduğunuz zaman atıp böyle güzel aksiyonlu bir şekilde muhteşem avlar yaptığını ben şahidim ve videoları da var. Yine o otlu bölgeler için şunları da göstereyim size. Kurbağalar vazgeçilmez. Bütün otlu yüzeylerde bunları kullanabilirsiniz. Bunların antikapı nedir? Fazla aksiyonludur. Çok güzel aksiyon yaptırır balığı. Daldırır kendini ama kancaları biraz nasıl anlatsam size altta olmadığı için balıkları %100 kaçırıyorsunuz bunda. %1 bir ihtimaliniz bile kalmıyor. Çoğu zaman ben yaşadım çünkü bunu birebir. Yine çantamın bakın burasında ne var? Mepslerim var. Renkli renkli. Bu kişiden kişiye değişir. Herkesin kendine has bir meps rengi vardır. Güvendiği, inandığı. Ama turna balığında benim söylemek istediğim nedir? 4 numara, 5 numara meps kullanın. Arkadaşlar, turna balığında olmazsa olmaz ip misinalar. Mutlaka ip misina kullanın. Sebebini söyleyeyim. Kullandığımız malzemelerin %80'i, %90'ı 30, 40, 50, 60. Artık ucuz malzeme yok piyasada. Artık kullandığımız malzemeyi sahip çıkmak zorundayız. 0.18, 0.20 arası ip misina kullanıyor arkadaşlar. 4 kat olur, 8 kat olur. Karşıda bir atıyorum saza falan taktıkları zaman, az zorladıkları zaman koptuğunu söylüyorlar. Ne kadar kaliteli olursa olsun. O sebepten dolayı ben kendim 20, 23, 26 o civarlarda kullanıyorum. Varsa da karşı tarafta sazı mazı komple böyle söküp kenara alıyoruz. Bu zamana kadar da hiç bırakmadım Rapala. Gördüğünüz gibi bak bunlar nereden baksan her birinin bir 4 sene 5 senesi vardır şunların. Boyayıp boyayıp kullandığım Rapalalar bunlar. Bunların sebebi ne? İşte bu ip misinanın kalınlığının kuvvetli olması. Yine turna balığında bak olmazsa olmaz pense mutlaka. Elinizde mutlaka bu olması lazım yoksa kancayı hiçbir şekilde çıkartamazsınız. Bir tarafınıza Allah göstermesin geçirebilirsiniz. Yine turna balığında kullanılması gereken bir ayrıntı daha şu. Çelik tel. Yalnız bu çelik telin de şöyle bir sıkıntısı var. Hemen bunu da izah edeyim sizlere. Alırken de buna dikkat edin. Aldığınız kişilere söyleyin. O şekilde çelik tel versinler size. Şimdi çelik telin şu modelleri genelde zorladığınız zaman şurası çok ince olduğu için bak kağıt gibi şöyle açıyor. Bu sefer ne oluyor? Rapala veya balık ucunda gidiyor. Hem balık için sıkıntı hem kullandığınız malzeme için. Ama şu tarz kitli kelepçeler hiçbir şekilde açılmıyor ve çok sağlam paslanmıyor.
kilosuna göre bunlar değişiyor. 9, 10, 15 artık boyunu, enini ona göre alın çelik tellerinizi. Evet, şimdi gelelim benim emektar eski malzemelerime. Onları da göstereyim size. Bunlar çok eski, artık kullanmıyorum ama silikonlara çünkü çok fazla zarar veriyor turna balığı, dişli balık olduğu için. Kullandığınız silikonu bir daha kullanma şansınız pek olmuyor. Parçalıyor silikonları. Ama bunlar da bulunsun çantanızda bak. Silikonlar orak kuyruk şu şekilde. Yine turna balığının şu şekilde kırmızı veya kırmızı kuyruk, kırmızı kafa olabilir. Yine bak kaşıklar. Ama bunlar tabii ki derin sular için. Baraj tarzı yerlere gidiyorsanız derinliğini bildiğiniz yerler varsa kaşıkları genelde orada kullanın. Ağır kaşıkları. Yine barajlarda özellikle, daha doğrusu şunu anlatayım size. Balığın yemlenmiş olduğu bir balık türü vardır. Gittiğiniz göl ve baraj olur, kanal olur. Ona göre malzeme rengi seçin. Örnek veriyorum, gümüş balığı, söğüt balığı, kefal balığı tarzı balıklarla yemlenen bir bölgedeyseniz mutlaka şu parlak malzemeleri seçin. Sazan türü malzemelerle eğer ki yemleniyorsa da mutlaka şöyle pembemsi, yeşilimsi, turuncu renkleri tercih edin. Benim söylemek istediklerim bunlar. Daha sonra da kamış ve makine için size bilgi vereceğim. Şimdilik takım takla işiyle ilgilendik. Herkese rastgele bol şanslar diliyoruz.